TR724 ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Avukat Nurullah Albayrak'la haftanın öne çıkan hukuk ve insan hakları konularını ele almaya devam ediyoruz. Bugün 30 Temmuz 2024 Salı ve başlıyoruz. Hoş geldiniz Nurullah Bey. Hoş bulduk Mehmet Bey. Sağ olun. Şimdi geçen hafta bir konuğumuz vardı. Hüseyin Bey, Profesör Hüseyin Demir, Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi'ne katılmıştı. Oradaki izlenimlerini bize aktardı. Malumunuz orada sivil toplum kuruluşları Türkiye ile ilgili endişelerini Birleşmiş Milletler raportörlerine aktarmışlardı. Hükümet temsilcileri de bu endişelerle ilgili sorulara cevap vermişlerdi 17-18 Temmuz 2024 tarihlerinde. Bir gelişme oldu o günden bugüne. Birleşmiş Milletler bir rapor yayınladı o görüşmelerle ilgili. 13 sayfalık bir rapor ve bu raporda pek çok konuya yer verilmiş. Bu raporu konuşacağız bugün. Bir de sonda Anayasa Mahkemesi'nin en son verdiği bir karar var. Yani belki Türkiye'deki şu anda bütün mağdurları ilgilendiren Yalçın Kaya kararının da biraz dolaylı olarak yanından yönünden geçen bir karar var. Bu kararı konuşacağız kısaca. Şimdi isterseniz birinciden başlayalım. Şimdi 13 sayfalık raporu baktım ben. Kendilerinin tanımından tutun, işte tutuklu kişilerin hakimin önüne çıkarılması, avukata erişim hakları, cezaevlerin kalabalıklığı, çıplak arama, kötü muamele, kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullanılması, geri göndermeler, zorla kaçırmalar, Gülen Hareketi mensuplarının yurt dışından kaçırılması, OHAL yasaları vesaire bütün bunlara gazetecilere yapılan tehdit ve tacizlerin önlenmesine varıncaya kadar birçok konuda Türk hükümetinin bu konudaki karnesini ortaya koymuş. Aslında tabiri caizse Türkiye bu değerlendirmede sınıfta kalmış. Yani karne kırıklarla dolu bir karne. Benim gördüğüm bu. Bu raporu nasıl anlamamız lazım? Birleşmiş Milletler raportörleri, hükümet temsilcilerinin o iki günde verdikleri cevaplardan ikna olmuşlar mı görünüyor? Nasıl görünüyor sizce Nurullah Bey? Şöyle aslında bir de Türkiye tarafına sorsak bu rapordan sonraki süreçte muhtemelen Birleşmiş Milletler yetkililerinin, o komite üyelerinin olayları çarpıttığından bahsedeceklerdir. Çünkü şöyle ben biraz düşündüğümde o heyet, işte iki hafta önce heyetle komite üyeleri karşılıklı görüşmüşlerdi. Onların sorularına cevap vermişlerdi. Yani onlardan mevzuattan bahsettiler, anlattılar. Bizim Türkiye'deki, yani benim gördüğüm en önemli sorunlardan bir tanesi söylemle eylemlerimiz arasındaki tutarsızlık. Yani bu aslında kişisel anlamda iki kişi arasında bir tutarsızlık olduğunda çok büyük bir sorun olmayabilir belki. İki kişi de bile aslında sorun oluyor ama o sorun sadece onları ilgilendiriyor. Mevzu toplumsal hale geldiğinde özellikle yöneticiler tarafından söylemle eylemler arasında tutarsızlık olduğunda bambaşka bir sorun haline geliyor. Burada biz o komiteye karşı savunma yapan Türkiye heyetini dinlediğimizde anlattıklarına bakıyorsunuz. Anlattıkları aslında söylemi itibariyle bakıldığında genel olarak Türkiye'de işkencenin olmadığı, mevzuatın gayet yerinde olduğu, mücadelelerinin sonuna kadar yapıldığı konusunda çok iyi anlatıyorlar. Ama eylemlere bakıyoruz. Yani normalde aslında biz bile eylemler itibariyle Türkiye'de ya işkence aslında o kadar da yok filan demeye başladığımız bir süreçte 12 sayfalık kısımda Türkiye'deki hukuksuzlukları, işkence anlamındaki hukuksuzlukları sıralıyorlar. Nasıl? Yani objektif olmaya çalışan bir heyet tarafından. Yani onu biz de kendi raporlarımızla bilgilendiriyoruz. Türkiye kendi karşı argümanlarıyla bilgilendirmeye çalışıyor. Ortaya böyle bir şey çıkıyor. Biz buna ne diyoruz aslında Türkiye'nin bu tavrına karşı? Tamamen ikiyüzlülük. Yani maalesef bir ikiyüzlülük problemi var. Yani burada ben şimdi takip ettiğim bir dosya var, incelediğim bir dosya. Yani gözaltı işlemi yapmadık diyorlar. İfade aldık diyorlar. Yani sen her şeyiyle gözaltı yapmışsın. Ya bu kadar ikiyüzlülük çok fazla değil mi yani? İkiyüzlülükten kastettiğimiz şu. İkiyüzlülük demek aslında yalan demek. Bununla ilgili kimin ifadesi tam hatırlayamıyorum ama ikiyüzlülükle ilgili şöyle. İkiyüzlü insanların elbiseleri temizdir, kalpleri ise kirlidir. Yani dış görünüşüne baktığında onların dışlarına bakarsın. Yani gayet bakımlıdır, takım elbisesini giymiştir, elbisesini çok güzel giymiştir, saçlarını taramıştır. Baktığında etkilenebilirsin ama içleri çok kötüdür onların diyor. Yani burada da yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani biz Türkiye'de bu ikiyüzlülüğü çok görüyoruz. Yani yolsuzluk konusunda en hararetli ahkam kesenler, en üst perdeden konuşanların
sonradan ya yolsuzlukla yolsuzluğun içerisinde olduğu, yolsuzluğu planladığı, programladığı, oradan pay aldığını gördüğümüzde aslında bir dehşete kapılıyoruz. Yani adam oradan çıkmış bas bas bağırıyor. Ya yolsuzlukla ilgili söylemediği laf yok. Ama öbür taraftan yolsuzluğun içerisinde, en içerisinde. Yani bu tamamen maalesef, yani burada da yani gördüğümüzde karşılaştığımız konu işkence yoktur meselesini söylüyorlar. İşkencenin olmadığını komiteye kim anlatıyor? Kim anlatmış? Kimin anlatması için gelmiş? Yani bu kadar buna pervasızlık denmiyor da yani kötü, yani kalplerinin kötülüğünden kaynaklı bir şey. İşkence isnadına işkence suçlamasının muhataplarından birisi İçişleri Bakanlığı'nın hukuk müşaviri sıfatıyla gelip Türkiye'de işkencenin aslında olmadığı, mevzuatın çok iyi çalıştığı, işkenceye katılanlar işkence failleriyle nasıl mücadele edildiğini anlatıyor. Öbür taraftan kaçırılmalar konusu var. Kaçırılmalar konusunda Kosova'da yaşanan hadisede olayın içerisinde olduğu, kaçırılmalar konusunda aktif olduğu söylenen kişi bu heyetin başkanı olarak geliyor ve Türkiye'nin işkenceyle mücadele konusunda attığı adımlardan bahsediyor. Yani bu çarpıklık karşımıza şöyle bir şeyle çıkıyor. Yani siz söylemlerde böyle anlatıyorsunuz ama eylemler böyle değilmiş. Gerçek. Eğer siz kötü niyetli değilseniz, yani kalbiniz kararmadıysa, kalbiniz kirli değilse siz şeysiniz. Yani o noktada biz, yani sizin cehaletinizi, olayları görmediğinizi, olayları okuyamadığınızı anlamamız lazım ama öyle bir şey değil. Yani bunlar olayları bilmesine rağmen maalesef iki yüzlü bir hal. Yani bir kere burada ortada böyle bir şey var. Yani burada o komitede olan bir hadise vardı. Sonrasında Gergerlioğlu da bunu gündeme taşımıştı. Biliyorsunuz Gergerlioğlu çıplak arama konusundaki yaşanan hukuksuzluğu kamuoyuyla paylaşmıştı. Orada kadın milletvekilleri dahi çıktı. Böyle bir şey olabilir mi? Çıplak arama yoktur. Nasıl böyle bir şey söylenebilir? Ya kadınlar böyle bir onursuzlukla karşılaşmış olsa bunu çok daha öncesinde söylerdi gibi böyle insanları bir insandan nefret edecek şekilde anlatmışlardı yani o gün itibariyle. Ve bunu Ceza Tevkifleri Genel Müdür Yardımcısıyla karşılıklı müzakeresinde siz eğer kötü niyetli olarak komiteyi kandırmaya çalışmıyorsanız yani bunu yanlışlıkla yaptığınızı söylüyoruz. Söylemeye çalışıyorum falan demişti o Rus temsilci, eski bir yargıç olan Rus temsilci. Yani orada çıplak arama yok. Detaylı arama var meselesini getirmişlerdi yani. Ya orada ben işte komitenin hazırladığı rapor, periyodik olarak yaptıkları değerlendirme sonucunda ortaya çıkan bir rapor. Bu raporda şu tespiti yapıyorlar. Zaten geçen hafta Hüseyin Hoca da anlatmıştı ya biz yargıç olarak değerlendirme yapmıyoruz. Bir karar vermiyoruz. Sadece olayları tespit edip tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiyeler konusunda Türkiye'nin veya Türk yetkililerinin alması gereken tedbirlerden bahsediyoruz demişti. O noktada başlıkları sıraladılar. Yani bunlardan bir tanesi gözaltında ölümler. Yani gözaltında ölüm gerçeğini anlatıyorlar. Diyorlar ki bak Türkiye'de gözaltında ölüm gerçeği var. Ya bu ölüm gerçeğiyle nasıl mücadele edilmesi gerekir? Bir kere bunların iyi soruşturulması gerekir. Soruşturmalarda sorun var. Yürütülen soruşturmalarda mağdur tarafının avukatının olaya dahil edilmesi gerekir. Siz olaya dahil etmiyorsunuz. Onu mümkün olduğu kadar soyutluyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz. Sivil toplum tarafından bağımsız inceleme yapılması için imkan tanımanız gerekiyor. Bunları yapmıyorsunuz. Ayrıca ölümlerle ilgili yeterince veri paylaşmıyorsunuz. Yani şu an Türkiye'ye sorulduğunda bununla ilgili Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nde bazen veriler oluyor. O verilerde bile değişiklikler yapıyorlar. Yani şu an biz bir veri takip ediyoruz. Terörle mücadele kapsamında yapılan veriler. Ya biz 2021'e kadar mesela çocuklarla ilgili yani çocuk terörden, terör suçlamasıyla soruşturma açılan, mahkum edilen çocuklarla ilgili 2021'e kadar verileri paylaşmış. 2021'den sonra o verileri çıkartmış. Bakmış burada bir muhtemelen sorun var diye söylüyor. Bu vesileyle söyleyeyim. 2021 yılına kadar terör suçlamasıyla hakkında dava açılan, soruşturma geçiren değil, soruşturma geçiren rakamları daha fazladır. Hakkında dava açılan çocuk sayısı 15 binin üzerinde. 18 yaşın altındaki terörle
terör kapsamında yargılanmış olan. Yani burada yani mevzuat anlamında yani bu verileri ortaya iyi koyacaksın ki bunu takip edecekler sivil organizasyonlar, insan hakları dernekleri, örgütleri, avukatlar bu meseleyi iyi takip etsinler ki bundan sonraki süreçte gözaltında ölüm olmasın. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. İkincisi işkence meselesi. İşkence meselesinde Hüseyin Hoca onu da anlatmıştı herhalde. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılmış işkenceler var. Bunun işkence merkezi neresi? Bunun adresi neresi diye Hüseyin Hocalardan istemişti. Açık kaynaklara yansıyordu zaten bu. Onlarla ilgili bilgi verilmişti. Burada onu ifade etmişler. Yani uzun uzun anlatmışlar. Hem kolluğun hem istihbarat görevlileri tarafından yapılan işkence iddiaları ile ilgili, işkencelerle ilgili tarafsız bir soruşturma başlatılması, bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılması, mağdurların bu noktada daha fazla mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alınması, artı istihbaratla ilgili şu an şöyle bir şeyimiz var. İstihbaratçılar yani birilerini öldürüyor olabilir. Yani gerçekten öldürmüş olabilirler. Özellikle 15 Temmuz sürecinde o meclise yansıyan raporlarda da vardı. İstihbarat görevlilerinden kaç kişi, yani yüzlerce kişi silah kullanma talimatımıza uydukları için ödüllendirildi. Silah kullanma talimatına uydukları için ödüllendirilmiş. Silah kullandıkları ne yapmışlardır? Ya birini vurdular demek ki yani. Silah havaya ateş attıkları için ya ödüllendirilmesine gerek yok. Yani birileriyle çarpıştılar, vurdular, bir şey oldular. Ya bunlarla ilgili hiçbir soruşturma olmuyor. Bunlarla ilgili etkili soruşturma yapılması gerekir ve soruşturmanın önünde bir engel varsa bunun da engelin kaldırılması için de yasal olarak neler yapılması gerekiyorsa bunların yapılması gerektiğini bahsediyor. Yine sizin de ifade ettiğiniz özellikle Güler Hareketi mensupları ile ilgili çok ciddi yani zorla kaçırılma iddiaları var. Yani yurt dışından getirilmeler var. Yani o ülkeleri de sıralamak suretiyle bu kadar ülkeden kaçırma iddiaların var olduğu söyleniyor. Bununla ilgili etkin soruşturmaların yapılması ve bununla ilgili çok da güzel de bir tespitte bulunmuş. Terörle mücadele bahanesiyle yapılan tüm yargısız iade ve yargılamaları durdurun çağrısında bulunuyor. Yani siz insanları yurt dışından getirmişsiniz, yasa dışı yollardan getirmişsiniz, kaçırmışsınız. Bunu da terörle mücadele bahanesiyle yapmışsınız. Siz bununla ilgili yaptığınız tüm yargılamaları durdurun diyor. Aynı şekilde etkili soruşturmalar yapın, suç isnadında bulunan suç failleri ile ilgili gerekli soruşturmalar yapın. Bunun önünde özellikle istihbarat görevlileri ile ilgili, MİT görevlileri ile ilgili cezasızlıkla ilgili bir düzenleme söz konusuysa o düzenlemeyi de kaldırın. Yasal düzenleme, yasal bir engel varsa da onu da ortadan kaldırın mesajını veriyor. Yani bunlar aslında bizim uzun zamandır söylemeye çalıştığımız şeyler. Yani Türkiye'de var olan gerçekler işkencedir, cezaevlerinde ölümdür, gözaltı merkezlerinde ölümdür, zorla kaçırılmalardır. Hem yerel kaçırılmalar hem yurt dışından kaçırılmalardır. Ya bununla ilgili yapılması gerekenleri söylüyor. Yapılması gerekenler şu. Ya siz bunları yapıyorsunuz demek zaten. Bunları yapıyorsunuz, bunları düzeltin. Onun dışında işkence ile ilgili özellikle OHAL yasalarından kaynaklı, OHAL sürecinden kaynaklı yasal mevzuatlar da vardı. Ya bu mevzuatları siz OHAL dönemiyle sınırlamaksızın halen uygulanır hale getirdiniz. Bunlarla ilgili de düzenlemeleri yapın. Bunları kaldırın. Yeni yasal düzenlemeler ortaya koyun ki işkence ve kötü muamelenin önüne geçin. Ya bunu da ifade etmeye çalışıyorduk. Yani OHAL öyle bir hal aldı ki OHAL dediğimiz dönem artık normal dönem oldu. OHAL diye bir dönem yok. Normal dönem OHAL dönemi haline geldi. Bunu yasal anlamda bunlarla ilgili düzenlemeyi yapın diyor. Yine hakimlerin bağımsızlığı, avukatların bağımsızlığı ile ilgili hakimlerle, avukatlarla yapılan operasyonlar, gözaltına alınmaları, tutuklanmaları, yani bunlarla ilgili güvenceler zaten yasalarında mevcut. Bu güvenceleri görmemezlikten gelmeyin. Ya bunlarla ilgili soruşturmalara dikkat edin. Soruşturmalar konusunda haksız gözaltılar varsa, haksız tutuklar varsa, haksız mahkumiyetler varsa bunlara son verin diye söylüyor, sıralıyor. Yani bunlar hani çok detaylı olarak anlatmaya gerek yok ama genel olarak söyledikleri bunlar ve bunlar maalesef Türkiye'nin gelip orada komitenin önünde açık bir şekilde aleni olarak herkese söyledikleri aslında Türkiye'de mevzuatımız da çok iyi. Herhangi bir sorun söz konusu değil. İşkence de yapılmıyor. İşkence mağduru da yok. İşkence faili de söz konusu değil. Söylemlerinin tamamının yalan olduğu
ortaya çıkmış oldu. Maalesef ya böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya yöneticilerin yalancı olması kadar kötü bir şey yok. Yöneticiler yalancıysa uygulamalar da yalan. Uygulamalar da yalan üzerine bina edildiği için hep karşımıza ciddi sorunlar çıkıyor. Umarım, öyle ümit ediyorum. Yani temennim de, beklentim de, duam da bu. Sadece kendimiz, kendi mağdurlarımız için, kendi mağdur arkadaşlarımız için değil, ülkemiz için. Bunları yani siyasi bir değerlendirme olarak görmez. Bunları gerçekten çözülmesi gereken, üzerinde düşünülmesi gereken bir sorun olarak görür ve çözmek için adımlar atar. Umarım Türkiye. Bekleyip göreceğiz. Yani atması için, o adımlar atması için de biz de elimizden geleni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Evet, inşallah. Benim dikkatimi çeken bir iki konu oldu orada. Bir tanesi Ömer Faruk Gergerlioğlu o mecliste yaptığı konuşmada da bunu dile getiriyor. 2021 yılında çıplak aramayı dile getirdiğim için milletvekilliğim düşürüldü ve hapse atıldım diyor. Ve o zaman Özlem Doğru, evet. Zengin'in çok ağır hakaretler içeren bir konuşması vardı. Böyle bir şey yok olsaydı niye başörtülü birisi bunu söylemesin falan gibi saygısızca, terbiyesizce bir çıkışı vardı orada. Şimdi o raporda da tutukluluk şartları ile ilgili bir bölüm var. Orada şöyle çok ikna olmamışlar ki şöyle diyor, mevzuata rağmen bazı durumlarda mahkumların transferleri veya hastane ziyaretleri sırasında ya da avukatları veya aileleriyle görüştüklerinde yasaya aykırı olarak çıplak arama yapıldığı, çıplak aramadan sonra tırnak içerisinde detaylı arama. Hani işte artık çıplak arama yok, biz ona detaylı arama diyoruz diye adeta dalga geçmişti. Yani Türkiye'den gelen hükümet temsilcisi bu konuda. Demek ki onlar da ikna olmamış. Ben İngilizcesine de baktığımda aynı şeyi söylüyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu da bunu söylüyor. 2021'de beni hapse attınız, ben vardır dediğim için. Sonra çıktınız Cenevre'de dediniz ki evet 2021'de vardı ama şimdi yok. Şimdi adı detaylı arama oldu. Aklımızı alay ediyor. Bir başka dikkatimi çeken konu da mahkumların şartlı tahliyesini onaylama veya reddetme yetkisine sahip olan idari gözlem kurullarının kurumsal bağımsızlıktan yoksun olduğu, çoğunlukla cezaevi personelinden oluşuyor. Yani psikolog, öğretmen vesaire gibi orada biz de biliyoruz. Keyfi bir şekilde faaliyet gösterdiği ve özellikle insan hakları savunucuları, gazeteciler ve siyasi gerekçelerle hüküm giymiş mahkumların tahliye şansını olumsuz etkilediği. Bunu Doğru, burada evet. çok fazla konuştuk. Yani denetimli serbestlik süresi gelen bir uyuşturucu satıcısının veya bir katilin veya bir gaspçının denetim serbestlik hakkı hemen veriliyor, hemen tahliye ediliyor. Ama bu bir gazeteci ise, bu bir avukatsa, bu bir hizmet hareketi mensubu XYZ kişiler ise, gelin bizimle işbirliği yapın tekliflerini kabul etmedikleri için, yani ajan olun, bizim adımıza gidin, işte muhbir olun, ispiyonculuk yapın tekliflerini kabul etmedikleri için, bu insanların denetim serbestlik hakları gasp ediliyor, verilmiyor. Bir yıl boyunca cezaevinde tutuluyor. Şimdilerde, yani özellikle son bir yılda, artık şartlı tahliyeler de verilmemeye başlandı. Yani bunu defaatle konuştuk. Mesela bir kişinin şartlı tahliyesinin verilmemesi için çok, çok büyük bir suç işlemesi lazım. Yani atıyorum gardiyana saldırılması lazım. Koğuş arkadaşlarına saldırılması lazım. Bıçak çekmesi lazım. Değil mi? Bu tarz yani. Bu aslında kanunda açık seçik anlatılıyor bunlar. Fakat öyle olmuyor. Yani sen bizimle işbirliği yapmadın. İşbirliğinden kasıt da şu. İspiyonculuk yapmadın. Ve bundan dolayı da şartlı tahliye hakkını vermeyeceğiz diyen cezaevleri var. Bunlardan en başta olan da Sincan cezaevi olduğunu burada defaatle konuşmuştuk. Son benim dikkatimi çeken bir başka konu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının. Hüseyin Hoca da geçen hafta bahsetmişti. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapsi kabul etmiyor Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi. Ve bu başlı başına bir işkencedir diyor. Orada söylediği şey şu. Bazı durumlarda tahliye umudu taşımayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası rejiminden endişe duymaktadır. Komite bu cezayı çeken yaklaşık 4.000 mahkumun sosyal temas ve ziyaret imkanlarını ciddi şekilde kısıtlayan sıkı tutukluluk koşullarından özellikle endişe duymaktadır. Ve bu kısıtlamaların sağlık tesislerinde bile devam etmesinden kaygı duymaktadır. Ki müebbet hapis alıp da şu anda hayatını kaybeden insanlar olduğunu bu medyada defaatle okuduk. Ve devletin bu konuda müebbet hapis cezası almış olan insanlara makul bir süre sonra tahliye veya ceza indirimi umuduna sahip olmalarını sağlamasını istiyor. Yani bu da bana enteresan geldi. Ben şunu sormak Orada istiyorum şundan size. Yani dolayı buyurun. yani o konuda evet gerçekten hani ben de biraz araştırdığımda karşılaşmıştım. Ağırlaştırılmış müebbet hapis de bu.
söz konusu. Yani bir daha çıkma imkanınız yok. Farklı bir rejime dahil oluyorsunuz. Aslında söylenmek istenen şu. Orada verilmek istenen mesajın şu olduğu söyleniyor. Ya biz yasalarımız seni idam edip öldürmeye müsaade etmediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis veriyoruz. Seni buradan çıkartmayacağız. Sen kendini burada öldür. Aslında verilmek istenen mesajın bu olduğu söyleniyor. Bu mesaj yani kötü bir mesaj. İnsanın böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmaması gerekir diye söylüyor. Oradaki şartları ben mesela tanıdığımız, yani herkesin tanıdığı vardır. Gerçekten masum olduğuna inandığım, davasını takip ettiğim bir müvekkilim ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Yani şey açısından, hukuki anlamda ben bir sorun, yani hukuki anlamda suçlu olmadığına inanıyorum. Yani hiç tereddütüm yok yani. Fiilen de suçlu olmadığına inanıyorum. Şimdi ya bambaşka bir rejimde, yani rejim dediğim o artık ağırlaştırılmış müebbet hapiste özel hücrede tutuluyorsunuz. Sadece aile fertlerinizden birinci derece yakınınızla görüşebiliyorsunuz. Yani o da sadece eşiniz olabiliyor. Onun dışında kimseyle görüşemiyorsunuz. Kimseyle görüştürülmüyor. Yani artık yani öyle bir hayat, kötü bir hayat ya, ve bunu sayı itibariyle 4000'den bahsediyorlar. Yani daha fazla da olabilir belki. Ya bu kadar insan böyle bir durumla karşı karşıya ve bunu yani işte ben Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi hem CAT bununla ilgili değerlendirmelerini söylüyor ama Türkiye bununla ilgili herhangi bir şey yapmıyor. Yapmamaya devam ediyor. Bakalım ne olacak. Şimdi Adem Yavuz Aslan'ın bahsettiği bir konu vardı. İki tane konu var hatta. Birisi Ömer Faruk Gergerlioğlu bahsetti. Akın Öztürk'ün neden müebbet hapis cezası aldığını, nasıl bir numara ilan edildiğini anlatıyor. Çok detaylı bir şekilde, 6 dakikalık bir video var. Onu TR724 okuyucuları bizim sosyal medya hesaplarında da var o. Orada Adem Yavuz'un en son söylediği, son yaptığı yayınlardan bir tanesinde söylediği enteresan bir şey var. Müebbet hapis cezası alan, aslında o gece darbe girişiminde fiilen rol almamış bir askerin çocuğunun, oğlunun veya kızının bilmiyorum artık, onun Şirin Ünal'a giderek, Şirin Ünal kimdir? Akın Öztürk'le silah arkadaşı olup aynı dönemde beraber çalışmış, muhtemelen aralarında iki devre fark var sanırım. Şirin Ünal'a giderek, Şirin amca sen benim babamın, yani içeride olan asker, sen benim babamın müebbet hapis cezası aldı, suçlu olmadığını biliyorsun. Neden bir şey yapmıyorsun dediğinde, diyor ki Akın Öztürk bu darbenin bir numarasıdır. Bize talimatları o verdi de ben babanı çıkartmaya hazırım diyor. Şimdi demek ki ortada yapılan eylemlere göre verilmiş bir müebbet hapis cezası yok. Tamamen fişlemelere göre ve yani istedikleri gibi ifade vermeyen insanlara verilmiş müebbet hapis cezaları var. Böyle olunca tabii insanın biraz canı acıyor. Yani bu insanlar gerçekten müebbet hapsi hak edecek eylemler yapmış olsalar, belki işlerinde yapanlar vardır bilmiyoruz ama adil bir yargılama yok ki. Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Sen gel bunu söyle, ben babanı çıkartayım. Müebbet hapis cezası almış bir adamı çıkartabiliyor. Peki son sorum şu bu konuyla ilgili. Bu raporu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani bu raporu aldık. Tamam, güzel. Türkiye bununla ilgili bir şey yapmayacak. Muhtemelen dediğiniz gibi yok hükmündedir diyecek. Onların işte tırnak içerisinde her olumsuz rapora karşı, açıklamaya karşı bu açıklama yok hükmündedir, bu rapor yok hükmündedir diyecek. Peki bu sürecin mağdurları bunu nasıl değerlendirmeleri gerekir? Yani şu işkence meselesi bambaşka bir hadise. İşkencedir, adam kaçırmadır. Yani bunlarla ilgili hem bireysel anlamda sorumluluğumuz var, hem toplumsal anlamda sorumluluğumuz var. Yani bu öyle bir sorumluluk ki ortadaki suç zaten insanlığa karşı suç olarak da nitelendirilen bir suç. Bununla ilgili evet ortada bir rapor var ama mücadeleyi sonuna kadar götürmeliyiz. Yani ben biraz bu mücadele konusunda eksik kalındığını düşünüyorum. Yani işkence mağdurları gerekli mücadeleyi yapamıyor, yapmıyor. Yani zorluklarının farkındayız. Geçen bir hanımefendi ile ilgili elektrik verilmesi meselesi vardı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundu. Takipsiz kararı verildi. Amenna. Evet bu gerçeği bilerek söylüyorum. Yani bunu önemli olan mesele şu. Biz bunu kayıtlara geçirdiğimizde bugün takipsiz kararı verilse bile yarın bununla ilgili tekrar o takipsiz kararı kaldırılıp soruşturma başlar ve o suçun failleri gerekli cezayı alırlar. Çünkü işkence de biliyorsunuz zaman aşımı söz konusu değil. Bununla ilgili yani er geç bunun cezası verilir. Yani şöyle de düşünmemek lazım. Yani adam
bugün itibariyle işlemiş, 20 yıl sonra bunun cezasını görmüş olsa ne olur? Çok önemli ya, görmesi lazım. 20 yıl sonra da olsa, 25 de olsa, 30 da olsa bunun cezasını gördüğünde şu mesaj verilmiş olur. Bundan sonraki insanlar o işkence fiilini işlemeye cesaret edemezler. Ya bunu sağlamak lazım. Bunu sağlamanın yolu şikayetten geçiyor. Bence şikayet konusunda korkmamak lazım. Yani işkence failiyle mücadele çok zorlu bir şey değil. Şundan dolayı çok zorlu bir şey değil. Ben yaşadığımız dönemi itibariyle de avukatlık yaptığım dönemi de biliyorum. Ya kolluk, siz kollukta eğer bir işkenceye ya maruz kaldıysanız bunu soruşturma makamlarına şikayet ettiğinizde yani şöyle düşünmemek lazım. Ya devlet hep birlikte o faili kurtarmak için seferber oluyor. Böyle bir şey yok. Tam tersine onu yalnız bırakırlar. Yapayalnız kalır. O da zaten şunu söyler. Ya ben bunu işte şey için yapmıştım, devletim için yapmıştım, vay vatan millet için yapmıştım. Hikayeler anlatmaya başlar. Anlatsa dahi kimse sahip çıkmaz ona. O yüzden yani korkmaya gerek yok. Yani öyle bir mağduriyet yaşamışız. Yaşadığımız mağduriyet sonrasında bunun mücadelesini verebilirsek bizim istediğimiz şu. Türkiye her seferinde işkence komitesinde veya başka bir komitede azarlanır şekilde hukuksuzluklar yüzüne vurulsun istemiyoruz. Bizim istediğimiz ülkemizde insan hakları standartları evrensel boyuta gelsin. Kimse işkence mağduru olmasın. Kimse kaçırılma tehdidi içerisinde olmasın. Ya kimse herhangi bir hukuksuzluğun mağduru olmasın. Ya istediğimiz bu. Bunun mücadelesini vermek. Yani böyle bir ülke istiyorsak da bunun mücadelesini vermek bunun şartlarından bir tanesi. O yüzden mağdurlara düşen ne olur, zor da olsa, zor olduğunu düşünseniz dahi bu mücadeleyi verin. Kendiniz için verin, çocuklarınız için verin, çocuklarınızın çocukları için verin. Yeter ki bu mücadeleyi verelim. Yani göreceksiniz sonraki yıllarda çünkü biz bunu bir dönem yaşadık biliyorsunuz. Yani bir dönem işkence konusunda gerçekten işkenceye sıfır tolerans demişti mevcut iktidar bir dönem itibariyle. Ve o dönem itibariyle de ben de bazı çalışmalara katılmıştım. Yani hem avukat olarak hem sivil bir organizasyonun temsilcisi olarak katıldığımızda görmüştük. Gerçekten samimane bunu ortadan kaldırmak için mücadele ediliyordu. Tekrar o günler gelebilir. Yeter ki biz bu mücadeleyi sonuna kadar hak ettiği şekliyle yerine getirelim. Buna bir virgül koyalım. İleriki dönemde tekrar değerlendiririz yeni gelişmeler olursa. Başka bir konuya geçmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. 24 Haziran tarihinde sanırım. Pardon, 11 Haziran 2024 tarihinde bir karar verdi. Karar şu: Bankas ya da hesap hareketliliği, dernek, sendika üyeliği nedeniyle verilen çok sayıda mahkumiyet kararı ile ilgili başvuru. Ben şey detaylı baktığımda 33 kişi. Mehmet Burak Dalbudak başvurusu adı altında birleştirilmiş ama altında 32 kişinin daha numarası var, başvuru numarası. Ve bu kararda gerekçeli karar hakkının ihlaline hükmetmiş. Şimdi detayına baktığımızda diyor ki adil yargılanma hakkı, yani gerekçeli karar hakkı ihlal edilmiştir. Ama onun dışında makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilmez olduğu, kişi hürriyeti ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın süre aşımı ve açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilmez olduğu, diğer ihlal iddialarının ise incelenmesine gerek olmadığını karar veriyor. Tabii bazı hukukçular buna çok şiddetli eleştiriler getirdi, ağır eleştiriler getirdi. Siz de takip etmişsinizdir muhtemelen. Karar gördünüz mü? Onu sorayım önce. Evet gördüm, inceledim kararı. Ne diyor özet olarak ve ne yapılması lazım? Şimdi çünkü orada şöyle gerekçeli karar hakkı çok çok şey değil herhalde, yani çok böyle asıl sorunlardan birisi değil. Yani makul sürede yargılanma hakkı, Sorunu tutukluluk. hemen çözecek bir şey değil gibi diyelim yani, yoksa adil yargılanma hakkı kapsamında bir başlık. Yani sonuçta Evet. ihlal, evet ihlal kararı verildiğinde şöyle oluyor biliyorsunuz, ihlal kararı veriyor, yeniden yargılama yolu açılıyor. Yeniden yargılama yolu açıldığında aslında sıfırdan bir yargılama yapılıyor. Sonrasında beraat bile çıkabilir. Hani şu anki şartlarda evet zor, bunun farkındayım da. Bir kere şöyle diyorum yani ben evet karar sadece adil yargılanma hakkının ihlalinden vermiş. Yalçınkaya kararında belirttiği gibi eğer kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinden vermiş olsa çok fazla incelemeye gerek olmaksızın yargılamanın iadesi sürecinde belki beraatle hemen sonuçlanabilirdi. Biraz onu engellemesinden dolayı bir tuzak olarak değerlendiriyor hukukçu arkadaşlar, bazı hukukçu arkadaşlar. Bu noktada ben de şöyle diyorum.
Biz yani şunun farkındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla ve işte okuduğumuz raporlarla sabit ki Türkiye'de insanlığa karşı suç boyutunda bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Yani bunu yaşadığımızın farkındayız. Ya bu hukuksuzluklarla mücadele etmeye de çalışıyoruz. Yaşanan bu hukuksuzluklarla mücadele etmenin en önemli aşamalarından bir tanesi de hukuki mücadele. Ama öyle bir zorluğu var ki bu hukuki mücadelenin, hukuki mücadeleyi yapmak için başvurduğunuz mahkemeler, mahkemeleri oluşturan hakimler, savcılar mevcut hukuksuzlukların yapılmasının azmettiricisi olan iktidar tarafından atanıyor. Yani o hakimler, savcılar da mevzuya, önüne gelen dosyaya, herhangi bir karar verileceği zaman karara dayanak yapacağı dayanakları yasadan, kanundan, evrensel hukuktan değil de iktidarın perspektifinden almaya çalışıyor. O yüzden zorlu bir süreç. Yani bunun farkındayım. Evet, böyle bir zorlu bir süreçle karşı karşıyayız ama süreç böyle zorlu olmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nden çıkmış çok önemli bir karar var. O zorlu sürecin sonucu bu karar. Yani o kararla birlikte biz terör örgütü üyeliği, yöneticiliği, suçlamasının dayanaksız olduğunu artık şu an her tarafta ifade edebiliyoruz. Yine aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş kararlarda tutuklama ile ilgili tutuklamaların haksız olduğu, yersiz olduğuna ilişkin kararlar var. Biz şu an itibariyle o kararların geçersiz olduğunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz. Yine Birleşmiş Milletler tarafından verilmiş olan özellikle haksız tutuklama çalışma grubunun verdiği kararlarda çok ifade ediyordu. Yani o kararlarda diyor ki bu eylemlere bakıldığında, eylemler bütün olarak bakıldığında ortada insanlığa karşı suç olduğunu söyleyebilecek değerlendirmeler, argümanlar var diyordu. Ya yani bunlar birleştiğinde evet ortada böyle bir durum var. Bu durumla mücadele etmemiz gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Bunun yollarından bir tanesi de hukuki mücadele. Hukuki mücadelede de böyle zorluklarla karşılaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ne yeni atanan bir üyeyle birlikte yani tamamen hani zaten her seferinde her üyeyle birlikte söylüyoruz da bu artık Cumhurbaşkanı tarafından tamamen orası kendi arka bahçesi haline getirildi. Anayasa Mahkemesi değil de sarayın mahkemesi haline getirildi diye söylüyoruz. Biz de bunun farkındayız ama şunun da farkındayız. Yani daha öncesi süreçte biz bir şeyler ifade etmeye çalıştığımızda nasıl ifade edeceğiz, biz bunu nasıl söyleyeceğiz, nasıl savunma yapacağız, nasıl dilekçe vereceğiz diye düşünürken şimdi onlar Anayasa Mahkemesi veya diğer mahkemeler, ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, Birleşmiş Milletler'in kararları var. Bu kararlara rağmen bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan siyasi iktidarın perspektifine göre hareket edelim diyorlar ama bir taraftan da gerçek bir realite var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Birleşmiş Milletler'in verdiği kararlar var. Bu kararlar doğrultusunda ileride biz yargılama konusu yapılır mıyız, kendimiz yargılama konusu yapılır mıyız düşüncesiyle hareket etmek zorunda kalıyorlar. Ya yani bunu sağlayan ne oldu? Bunu sağlayan hukuki mücadelenin sonucu oldu. İnşallah yani o mücadele devam etmiş olursa ben daha farklı kararlar ortaya çıkar. Yeter ki şey yapmayalım. Yani bu mücadelede o arkadaşlar da zaten Anayasa Mahkemesi'nin tuzak olarak nitelendirilen bu kararla ilgili ne diyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapalım. Aman şey yapmayın. Bak özellikle kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinden dolayı değerlendirme yapmadığı için bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürelim. Oradan yeni bir karar çıkartalım. Bu kararla birlikte AYM'yi daha da köşeye sıkıştırmak suretiyle yani mecburen Yalçınkaya kararı doğrultusunda bir karar vermeye zorlayalım. Yani bunun için işte mücadele etmek zorundayız. Yani AYM ne kadar topu taca atmaya çalışsa, başkalarına ütelemeye çalışsa, yani bu meseleyi yerel mahkemeye, ağır ceza mahkemelerine atmış olsa, ağır ceza mahkemeleri Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'ne atmış olsa da biz bunların mecburen bu süreçte bir şey yapmak zorunda kalmaları için mücadeleye devam edeceğiz. Bunun yollarından bir tanesi işte başvuru yapmak bizim hukuki mücadeledeki en önemli başlıklardan bir tanesi belge ve delil toplama. Çok önemli. Bu niye önemli? Bu hem kendi mağduriyetimizi ispatlayabilmek için hem de yaşanan bu hukuksuzlukların faillerinin suçluluğunu ispatlayabilmek için bu belgeler ve kanıtlar çok önemli. Ya bizim yaptığımız her bir başvuru aslında bir delil. Yaptığımız her bir başvuru. İşte yapılan hukuksuzluğa karşı
verdiğimiz her bir itiraz dilekçesi hem bizim masumiyetimizin delili hem bu hukuksuzluğu yapanların suçluluğun delili olarak ortaya çıkmış olacak. O yüzden yaptığımız her türlü faaliyette bunun bilinciyle hareket edelim. Yani bu bizim için önemli. İkincisi, bu süreçte kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmek lazım. Hem mağduriyetlerle ilgili, yaşanan hukuksuzluklarla ilgili, hem karşılaşılan bu sorunlarla ilgili, mahkemelerin tavrıyla ilgili, mahkemelerin siyasallaştırıyla ilgili, mahkemelerin bağımsızlığını yitirdiğiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye, sonuna kadar bilgilendirmeye devam etmek lazım. Aman yani buradan çekinmemek gerekiyor. Yani bu mücadeleden geri adım atarsak zaten iktidarın istediği, iktidarın hakim ve savcısının istediği budur. Yani hakim ve savcılar, ben çalıştığımdan dolayı biliyorum yani. Kimse itiraz etsin istemiyor yani. Kendi önlerine dosya gelsin. Onlar, beyefendiler, mahkumiyet kararı versin. Gelenler için 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl ceza versin ama itiraz etmesin. İstedikleri bu. Niye? İtirazdan çekiniyorlar. İtirazdan korktukları için. O kadar, yani hepsini genellemeyeyim de, yani siz bir insana 10 yıl ceza veriyorsunuz. O kadar ruhsuzsunuz, o kadar vicdansızsınız, o kadar insanlık vasfına getirmişsiniz ki o adamın bir de o karara itiraz etmemesini istiyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani o kararlara itiraz etmeliyiz ki o kararları veren hakimler ileride bu verdikleri kararın hesabını verebilsinler. Yani mücadelemiz o. Hem kendi masumiyetimiz, karar, hem onların suçluluğu. Vicdanıyla karar vermiş olsalardı, ya verdikleri kararlardan mutmain olup, yani evet ben bu kararı verdim, itiraz edebilirsiniz aklınıza yatmıyorsa diyebilirdi, ama kendileri de verdikleri kararların karar olmadığını bildikleri için itiraz edilmesini istememeleri son derece normal. Nurullah Bey, benim kesinlikle anlattıklarından anladığım şu: Anayasa Mahkemesi'nin bir konuda, yani gerekçeli karar hakkının ihlal edilmesini tespit etmiş olması ve diğer konuları kabul edilmez bulması aslında, yani maksadın hasıl olduğunu göstermiyor. İhlal kararı çıkmış olmuyor. Eksik olan kısımlar, yani makul sürede yargılanma hakkı, tutukluluk, işte adil yargılanma hakkının bazı kısımları, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi kısımlarla ilgili verilen kabul edilmezlik kararları için mutlaka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesi gerekir diyorsunuz. Bu 4 aylık süre içerisinde bu kararın tebliğinden kesinlikle itibaren. Doğru mu? Evet, evet. Aynen evet. Öyle. Yani o peki, mücadelenin bir aşaması. Yani evet. Onu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürelim. Ama bir taraftan da bir ihlal kararı verildiği için dosya yeniden yargılanma kapsamında evet, ağır cezaya gidecek. Oradaki mücadelemizi de sonuna kadar devam ettirelim. Orada da hakimleri zorlayalım. Yani bu ihlal kararıyla birlikte beraat vermesine zorlayalım. Yani Bankasya konusunda ben beraat vermesini zorlanabileceğini, sendika dernek konusunda zorlanabileceğini ve mevcut şartlarda bile netice alınabileceğini düşünüyorum. O yüzden onu da yapalım, öbür tarafı da yapalım. Kimisi tek karar vermedi ki, Bankasya ile ilgili veya dernek ya da sendika üyeliği ile ilgili defalarca karar verdi bunun suç olmayacağına dair. Fakat önümde karar. Şimdi Adalet Bakanlığı verdiği hükümet savunmasında işte bunların bankaya para yatırdıkları, bunların derneğe üye oldukları, bunların örgütsel sahiplerle yapıldığı vesaire gibi saçma sapan saçma sapan savunmada bulunmuşlar. Ve buna karşılık da Anayasa Mahkemesi yani bunu normal görüyor. Evet diyor, kabul ediyor. Ve maalesef çok kıytırıktan bir gerekçeyle ihlal kararı veriyor. O da herhalde işimizi görmüyor. Evet. Devam etmek gerekiyor mücadeleye. İsterseniz biz burada duralım. Biraz dinlenelim. Enerji toplayalım. Gelecek haftaya devam ederiz. Varsa ilave edeceğiniz bir şey alayım, yoksa kapatalım. Yok, şimdilik bu kadar. Haftaya tamam, inşallah devam İnşallah. Ederiz. Daha iyi haberlerle devam ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. Değerli izleyicilerimiz, gelecek haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.